Merhaba sevgili öğrenciler. Hello. Today we will cover feelings. Unit 4 feelings. Bugün 4. ünite olan feelings ünitesini işleyeceğiz. Feelings İngilizce'de duygular demek. İlk duygumuzdan başlayalım. Angry. Angry gördüğünüz gibi kızgın demek. Kızgın. Tired, yorgun. Sad, üzgün. Happy, mutlu. Tom is happy. Tom mutlu. Surprised. Şaşkın, şaşırmış. Birisi bize sürpriz yaptığında nasıl hissederiz? Surprised hissederiz değil mi? Sürprizden aklınızda kalabilir. Good. Good'u daha önce de biliyorduk. Good morning, good evening, good night gibi iyi anlamına geliyordu. İyi sabahlar, iyi akşamlar değil mi? Orada kullanıyorduk. Good, iyi. Aynı zamanda iyi hissettiğimiz zaman da söyleyebiliriz. Good, iyi. Bad, kötü demek. Bad. Energetic. Türkçe'ye de böyle geçmiş. Enerjik anlamına geliyor. Enerjik. Okay, birisi size "How are you today?" diye sorduğunda ona şöyle cevap verebilirsiniz. Üzgün hissediyorsanız "I am sad." Kötü hissediyorsanız "I am bad." Mutlu hissediyorsanız "I am happy." Enerjik hissediyorsanız "I am energetic" diyebilirsiniz. Birisi size "Are you happy?" diye sorduğunda bu "Mutlu musun?" anlamına gelir. Birisine siz de bu şekilde soru sorabilirsiniz. "Are you happy?" ya da "Are you surprised?" gibi. Karşıdaki kişi eğer mutluysa "Yes, I am" diyecek. Değilse "No, I am not" diyecek. Mesela onun şaşkın olup olmadığını sordunuz. "Are you surprised?" O da size eğer şaşkınsa "Yes, I am" cevabını verdi. Değilse "No, I am not" cevabını verecektir. "I am not"'ı kısaca "I'm not" diye de yazabiliriz. For example, "I'm not sad." "I'm not unhappy." Bazı fiilleri öğrenelim şimdi de. Cook, yemek pişirmek. Swim, yüzmek. Study, ders çalışmak. Drink, içmek. Play iki anlama geliyor. Birincisi oynamak. İkincisi de bir müzik aleti çalmak. Mesela play the guitar, play the flute, play the violin. Eat, yemek yemek demek. Eat. Dance. Dance Türkçe'ye de geçmiş. Dans etmek demek. Aynı zamanda dans anlamına da geliyor. Watch. Watch TV diyebilirsiniz mesela. Televizyon izlemek gibi. Sing a song. Şarkı söylemek. Let's İngilizce'de hadi anlamına gelir. Hadi yapalım, hadi edelim gibi. Mesela, for example, let's dance. Ne demek? Haydi dans edelim demek. Ya da let's eat. Haydi yiyelim. Let's study. Hadi ders çalışalım.
Let's sing. Hadi şarkı söyleyelim. Let's sing a song da diyebilirsiniz. Let's go. Haydi gidelim. Arkadaşınıza diyebilirsiniz mesela. Oyun oynamaya giderken let's go diyebilirsiniz. Gün içerisinde nasıl hissettiğini birisine sormak için how do you feel diye sorarız. Cevap verirken o kişi ne der? I feel good diyebilir. İyi hissediyorsa tabii. İyi hissediyorsa I feel good der. Kötü hissediyorsa I feel bad der. Şaşkın hissediyorsa I feel surprised der. Aynı zamanda siz de birisine how are you diye sorabilirsiniz. Nasılsın yani? Daha önce öğrenmiştik bunu. How are you? Ama bu sefer duygularımızdan bahsedeceğiz. I am happy diyebilirsiniz mesela. Ben mutluyum. I am unhappy de diyebilirsiniz. Mutsuzum. I am bad de diyebilirsiniz. Kötüyüm. Ya da tam tersi I am energetic diyebilirsiniz. Ben enerjiyim. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada ben mutluyum İngilizce'de nasıl söylerim? Bunu da yorumlara yazın. Başka sorularınız varsa onları da yorumlara ekleyin. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. See you, take care, goodbye.